Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ramze bastın mı? Bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine iza esabetu musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vellezî huve yut'imûni ve yeskîn. وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Sadakullahu Nazim. 25. lemadan hastalar risalesiyle alakalı bir yer. 20. deva. Hastalar. Bakalım kime nasip olacak. Evet. Bakalım kime derman olacak. Evet. 20. deva. Ahmet Sami olabilir. İnşallah. Peki şöyle de olabiliyor. Ama neyse madem şey yaptım. Şöyle de herkes bir numara söylettirdim. 25 tane deva var. Ya çok güzel oldu. Öyle mi? Abi. Öyle mi yapayım? Böyle hiç yapmadan. O zaman bölelim. Tamam. Birden 25'e kadar bir sayı söyle. 4. 4. Halit abi sen söyle. 1 dahil 25 dahil. 12. 12. Mustafa? 25. 25. Sen 7. 7. 20. 20. Dahi 1 dahil 25 dahil bir sayı söyle. 12. 12 dedi. O dedi. Tamam. Dedim. Dedi. 17. 17. 19. 19. Emce sen söyle. 1 dahil 13. 13. Topluyorum. 6, 5 daha. 11, 18, 25. 25, 9 daha, 34, 37, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 111. Emre söylemedi. Emre bir tane de sen söyle. 3. 3 ise 120. Kaç kişiyiz? 2, 4, 10 kişi. 6, 8, senden 10 kişi. He. Ama şimdi söylemedin. Bir tane de ben söyleyeyim. 5 de ben söylüyorum. 125. Kaç kişiyiz? 10 mu? 10 kişiyiz. Şöyle yapacağız. 4,5'sa 5'e tamamlayacağız okul gibi. 4,5'un dibindeyse aşağıya tamamlayacağız. Tamam. 10'da bir kere var. He? Mahzen hesabı. 25. 2 var. 20. 5'te 12,5 tuttu. 13'e tamamlıyoruz. Tamam. 13 kim söylemişti? 13. Aynen, 13. Senin şeyine geldi. 13 okuyoruz. Tamam. Şimdi tamam hiç kimse demek ne olacağını ben de bilmiyorum. En çok hasta olur. Formayı iyi yapabildin mi? He? Toplamayı mı? Evet. Toplamamı yaptım. Formayı bak şimdi. Yap bakayım. Evet. Topla. Evet. İlle sana düşmesini istemiyorum. 4. En çok hasta. 4. 4. 12. Bir dakika. Ha bakayım hakikaten ne çıkacak ya. Allah Allah. Ha, ben de bilmiyorum ne çıkacak. 4. Artı 12. Artı 12. Artı? 12. 12. 25. Artı yine 25. Artı 7. Artı 7. 20. Artı 20. 17. Artı 17. 19. Artı 19. Ondan sonra 3. Artı 3. 5 bir daha. Artı 5. Topla abim. 112. Evet. 112 mi yaptı? Evet. Evet. Aa ben 120 nasıl, 125'i 120 nasıl yaptım? Ya, yanlış yaptım. Tamam 112 mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 10, 5, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Böl. Bölü. Bölü. 10. 10 bir buçuk, 11.2. 11 o zaman. 11 mi? 11 demişti. Hiç kimse. Kimse demedi. Yok bak bir daha. Bak 4. Bir daha yapar mısın Halit abi? Dur yapayım dur bir dakika. 4. Bir dakika. Amcanın hakkını yemeyelim. 4 artı. 12. Evet. 25. Evet. 7. Evet. 20. Evet. 17. Tamam. 19.
Aa, bir dakika. 17 idi değil mi? 17. 17. 19. 19. 13. 13. 3'ü Emre söyledi. 3. 5'te sen söyledin. 3. 5'te ben söyledim. 5'te sen söyledin. Kaç? 125. Tamam. E niye o zaman çıkarttın o zaman? O zaman sen orada bir 19'u söylemedin gibi geldi. Yine 12 yani. Olacak ama. Böl onu ona. Ha. Böl ona. Ona bon. Böl. Bölü. 10. Eşittir 12.5. Tamam 13. Amcama dedim. Bak ben de doğru yapmışım ya. Yani. Tamam. Şimdi. Abi, 19. Niye öyle geldi? 19'u mu söylemedin? 19'u söylemedi. Ben çünkü öyle. Söyledim de yazamadım. Yok bir 19. 13 okuyorum. Ki ne çıktıysa. Ne ben bir şey biliyorum ne de siz. Bakayım ne çıkacak. Hadi bakayım. Bir tane okuyacağım. 13. deva. Ey hastalıktan şekva eden biçare adam. Hastalıktan şekva ediyor, şikayet ediyor. Hastalık bazılara emniyetli bir definedir. Hastalık bazılara emniyetli bir define. Define gizliydi. Kimse bilmiyordu. Bir şey kazarken, bir harfiyat yaparken, yol geçerken heyelan oldu. Ha? Birisi rüyada gördü. Hazine çıktı, define çıktı. Define bilinmeyen bir şey. Devamlı tamam. Hayal eder onu. Ha? Devamlı hayal eder kazarken. Kim? Ahmet sen. Evet. Ya. Ya karıştırma ya. 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 Tamam dayı olsun. Hastalık neymiş? Emniyetli bir defineymiş. İnşallah görürüz. Yani ummadığın bir nimet. Evet. Hazine. Kıymetler bir başka bir tane bu. Defineymiş. İki, Allah'ın kıymetler bir hediye ilahisiymiş. En kıymetli demek. En kıymetli. Allah'ın hediyesi ne olur? Şimdi bana desem ki size. Kıkıl abi. Müjde sana. Bir hediye getireceğim. Kapı. Bak dinle. Bir hediye getireceğim bir insan. Ne dersin? Hasan'ın seviyesi ne? Ekonomisi gibi kadar düşünürsün daha hediyesini. Yani benim hediyem ne olur? Halit abi dese ki bir hediye, onun serveti gibi düşünürsün. Cumhurbaşkanı dese ki ben sana hediye yapacağım. Müjde sana. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dese ki sana hediye yapacağım. Hayır. Bir de Allah'ın hediyesi ne olur? Değil mi? Allah'ın hediyesi. Allah'ın hediyesi nasıl bir şey olur ya? O zaman biz hastalık bela zannediyoruz. Allah'ın hediyesiyle ne alakası var? Ha demek ki biz bunu yanlış yorumluyoruz. Her şey Allah'tandır. Hastalıkta. Şey. Yani bak şimdi gelecek şimdi ya. Bir kere temeli şu. Biz farklı bakıyoruz buna. Demek Allah nasıl bakıyor? Bir, kendisi seyrediyor. Esma ve sıfatı hükmünü icra ediyor. Meleği aladan sakinler seyrediyor. Ahirete giden. Sonra büyük melaikeler seyrediyor. Ahirete ebedi ve sonsuz sermedi manzaralar oluyor. Ondan sonra ruhunu inkişaf ettiriyor. Aklını talim ettiriyor. Bir de nefsin lezzeti oluyor bu dünya. Melabeganir. Ama Allah'ın hediyesi. Hediye nasıl olur? Allah'a yakışır gibi olur. Hastalık bazılarına bir definedir ve aynı zamanda hediye ilahiyedir. Allah'ın hediyesiymiş. Ne niçin onu merak ettim? Bakayım nasıl niye hediye? Her hasta kendi hastalığını o nevi'den tasavvur edebilir. Yani her hasta benim hastalığım Allah'ın hediyesi diye düşünebilir yani. Düşünmesi lazım. Bununla bana neyi vermek istiyor? Evet. Biliyorsunuz hediye sana gönderen zat bir seni biliyor. O anıcı düşünemiyoruz. Evet, bak şimdi evet anıcı düşünemiyoruz. O anda düşünemiyoruz. Evet.
Bir, hediye gelmesi için o zat seni bilmesi lazım. İki, seni sevmesi lazım. Üç, sana değer vermesi lazım. Dört, kendisine uygun, senin yapabileceğin, kaldırabileceğin, sana yakışır bir şey de olması lazım. Beş tane şart lazım. Seni tanıyor, kendisine yakışılır oluyor, sana değer veriyor, sana çok aklını, kalbini tatmin etmesi lazım. Bir faydası, fayda görmen lazım. Bana şimdi bir tane hediye verdi. Al sana bir kalem hediye. Ya bu kalem her tarafta var ya. Öyle verdin işte. Bu hediye değil yani. Öyle diyoruz da. Hediye bu değil yani. İnsanı inşa edecek. Böyle bir değerli bir şey olması lazım. Allah'ın bir hediye ilacısıymış. Her hasta kendisine böyle bakabilir yani. Bakması lazım. Hediye ilahiye. Allah Allah. Ben zannediyorum ki hediye ilahiye elma, armut, sihat, servet zannediyor. Devam ediyor ne demek diye. Madem ecel vakti mayen değil. Ecel vakti mayen değil. Belli değil ki. Bak kalp. Bir tane diyorlar. Mustafa. Amcamın oğlu. Mahallesinde her gün görüştükleri adam, Allah kimsenin başına vermesin. Ölümü demiyorum. Ölüm şekli çok farklı bir şey. Bir gün ortada yok adam. Bir gün mü, iki gün mü? Mecburu evini poliste kırıyorlar. Poliste. Telefon, evine gidiyorlar kapısını. Mustafa anlattı da. Emineceğim şahit. Telefon içeride çalıyor. Ama cevap vermiyor. Telefon sesini duyuyorlar evin kapısında. Poliste çilingirle bu kapıyı kırıyorlar. Giriyorlar salonda televizyon çalıyor. Elinde kumanda ölmüş. Utanmıyor şimdi laf kesilmez ama Allah rahmet eylesin Demirali Hasan. Aynı şekilde vefat etti. O adam televizyon karşısında. Aynı şekilde televizyon karşısında eşofmanlar giyilmiş. Yanında da şöyle ufacık bir fıstık torbası var. Fıstık. He. Öyle çek yatağı yatmış böyle. Kumanda elinde. Böyle televizyon seyrediyor. Oradan da alıyor, cips, fıstıklar da yiyordu. Orada olduğu gibi artık kalkayım mı dedi, kalkamadı. Orada yığıldı, kaldı orada. Böyle oturduğu gibi, daha böyle kaldı bir yerde böyle. Öldü gitti. Kapıyı kırdılar da girdiler. Bir daha Allah'ın bir hediyesiymiş hastalık. Bir de defineymiş hastalık. Şimdi onu anlatıyor. Niye? Niyesi var. Ben de merak ediyorum. Ona okuyorum. Birincisi neymiş? Ecel mayin değil. Bak buraya yazıyor. Bu kadar yaşayacaksın yok. Bilmiyoruz. Yok. Bunu kimse bilmez. He, okulun yaşı var. Askerliğin yaşı var. Ecelin yaşı yok. Yani ne diyor burada? Ecel vakti mayin değil. Bilmiyorum. Bak bu bir. Bakayım ne diyecek? Cenab-ı Hak insanın yeisi mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için haf ve rica ortasında hem dünya hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Yani Allah ecelimiz belli olsa 40 sene sonra vefat etsen kimse dünyaya çalışmaz. Çalışmaz lan böyle. Belli olsa çalışmaz. Ah. Yani bu sefer dünya yok olur. Dünyada imar olmaz. İş olmaz. Mesela buna ait bir şey söyleyeyim. Musa Aleyhisselam zamanında Allah yalvarmış Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi demiş, şeytanı kaldır bu ümmetten demiş. Acayip bir şey ya. Bunu Lars peygamberdi. Allah duasını kabul etti. O gruptan, kavimden şeytanı musallat olmaktan çıkartmış. Yapmış yani. Sonra çarşı pazara dolaşıyor Musa Aleyhisselam. Hiç kimse yok. Bakırcı yok. Allah Allah. Tabakçı yok. Esnaf yok yani. Hiç kimse yok. Hepsi evine gitmiş. Bir tanesi şu. Bakırcıymış. Demiş ki ya filanı niye dükkan açıp çalışmıyorsun demiş. Ey Allah'ın peygamberi. Kaç gün yaşayacağız ki bu dünyada? Değer mi demiş ya üç kuruşluk dünyaya? Çalışma. Yani şeytan kalkmış ya şimdi ortadan.
Şeytan bu sanat olmayınca. Ya demiş, ne kadar kalacağız ki demiş ya. Yani ne kadar var ki şu dünyada, çalışılır mı, değer mi ya demiş. Sonsuz bir hazineyi kaybediyorsun dedi ya. Ona gitmişti o da aynı, o da aynı ki hayat durmuş. Sonra elini kaldırmış, ya Rab özür dilerim. Ya Rabbi tekrar... Ya ben hatta... düşünemedim, yanlış evet. Oldu. Hayat bitti. Hayat bitti. Her şey olması lazım. Şimdi ecel belli olsa, yeis ve ümit var ya, insanlarda eğer ecel belli olsa, ümitle ümitsizlik arasında kalmaz. İnsan devamlı ona çalışırdı. Ahirete belli ya, 27 sonra öleceksin. 27 sene sonra garanti olsa adam dünyaya elini sürmez ama 3 saat sonra vefat edecek, hala dünyaya çalışıyor. Demek ki eceli gizlemek Allah'ın büyük nimetiymiş. Çünkü diyelim ki doğdun. Çocuk bilse ki 60 yaşında vefat edeceğim. Tamam, 60 sene garanti mi? Garanti. 30 sene gaflette geçirir. 30 seneden sonra ya Allah bismillah 30 sene de ahirete çalışalım. Tamam. Ama hayatı anlamsız kılar. O zaman dünya ve ahiret hayatın yarısında değil, her yerinde olması lazım. Yani ümit ve rica, yani yeisle rica, yani Allah'tan ümitli olmak, ümitsiz de olmak yani. Yani acaba kaybederim diye korku ile ümit arasında yaşamasına sebep olan ecelin belli olmamasıdır. Ümitliyiz yani. Allah uzatır da, ya uzatmasa, ya uzatırsa diye çalışıyoruz. Yoksa kimse çalışmaz. Yapmaz ya. Yani. Şimdi bilseydi Hasan Dayı kumanda elinde, o Mustafa'nın o arkadaşı kumanda öyle elinde, olur mu, öyle yapar mıydı? Giderdi camide tam namaz kılarken, dakikada belli ya. Uzatır namazı tak diye. Yani hakikaten hayat anlamsız oldu ya. Bir tuhaf olurdu ya. Ne olacağımız belli değil. İyi ki belli değil yani ecel. Diyor ki Cenab-ı Hak insanı mutlak ümitsizlikten ve mutlak gafletten kurtarmak için haf, yani korku ile ümit ortasında, rica ortasında hem dünya hem ahireti muhafaza etme noktasında, hem dünyayı da yapsın hem ahireti de yapsın diye İnsanı bu şeyde tutacak. O da tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Hikmetiyle eceli gizlemiş. Yoksa insan dünyalık olmazdı ve hayat anlamını yitirirdi. Hiçbir şey bilinmezdi ya. Madem her vakit ecel gelebilir. Değil mi? Her vakit ecel gelebiliyor. Yani sorumu şuydu. Madem hastalık define ilahiymiş, Allah'ın ihsan ilahiymiş, ne demek bu yani? Onu anlatıyor. Diyor ki, eğer Cenab-ı Hak insanı bak, yapsaydı bu olurdu. Madem her vakit ecel gelebilir. Gelebilir mi? Gelir tabii. Bak kumanda elinde gitti. Ama hiç gelmez gibi de duygularımız var. Hiç. Mesela cenaze evini almaya da denk geldim. Orada hocayım. Cenaze evine gidiyorum. Herhalde yanlış geldim galiba diye. Ayakkabıyı çıkardım. Ola maç konuşuyorlar. Cenaze evinde. Lan hiç unutmuyorum. Maç konuşuyor. Herhalde yanlış geldim dedim. Bu kapı değildi. Bu kapıya mı bastım? Mutfaktan bağırdı. Hoca efendi burası dedi. Allah Allah, iyi dedim. İçeride falan, hemen ortam değişti ben gidince. Maç gitti. Hocam falan. Babası battaniye sarılı öteki odada yatıyor. Yani acayip bir şey yani. Amcasını gömüyor mezarda. Çocuğuna talimat veriyor, siz dükkanda olun diyor, ben idare edeceğim. Yani madem her vakit ecel gelebiliyor. Eğer insanı yani o inansa ki ben de yani biliyor öleceğini ama inancı ölüme hissi duygusal bir bağ yok yani. Öleceğine fikir var, hissi yok. His. His olunca eylemde olur. O anda his olmuyor. Evet. O anda olmuyor. Bir şey yaparken his olmuyor. Öyle olmuyor. Şey. O anda his olur ama sonradan böyle bir tek başına kaldığın zaman, namaz kıldığın zaman böyle bir
tesbihat yaptığı zaman her şey aklına önüne geliyor. Evet. Sonra dışarı çıkınca o da unutuyor. Seni çağırıyorlar bakkala. O unutuyorsun. Dahi bir gel hele bakkal bir açıyorsun her şeyi. Onu unutuyorsun. Şam'a da gır gır gidiyor onu unutuyorsun tamam. Öyle unutuyor öyle. Evet. Eğer aynen. Eğer insanı gaflet içinde yakalasa ölüm. Şimdi bak. Gaflet şimdi bizi içinde. Uyanık tutacak. Madem her vakit ölüm gelebiliyor mu? Gelebiliyor. O zaman gaflete yakalasa ne olacak? Elinde kumanda ile gidersen ne olacak? Bir de Yasin'le gidiyorsun. Birisi sana telkin ediyor. Sekeratta komşuların geldi. Bilebilsem. Yani bir de bu var. O zaman bu korku bizi sarması lazım. O da ya televizyon seyrederken ölürsem. Ya ben bu haramı işlerken ölürsem. Ölürsem. Ya ben bu gıybet yaparken. Ya birisinin kalbini kırarken. Ya bunu şu anda ölürsem. Helallik dileyemezsem. Yanacak bir şey. Bir camide bizim yeğen tesbihi unutmuş çekerken. Hadi acele etmiş. Tesbihi çekerken çıkmış. Eyüp Sultan Camisi'nin yanına bir mahallede cebim. Hala cebimde kaç aydan beri taşıyorum. Ona bu camiye denk gelin de vereyim. Yani korkuyor daha insan. Tesbih ya. Gerçi kim o rahmeti koymuşsa ne kadar sevap kazanıyor. Ben çekiyorum ama vereceğim ama. Denk getiremiyorum ya unutuyorum. İnsan bak korkuyor. Ya ecelimi bilseydim şimdi uçakla gider o tesbihi koyardım. Hakkın küçüğü yok ki. Kim ölmüş o adam. Koca labu tesbihi oraya koydu. Koca labuyu tamam. Sebap kazan. Belki de öyle duracaktı ama öyle değil işte. Bugün bir yerden geliyoruz. Pazar Orta Camisi yaz. Bizim birisi olmaz o aktör. Birisine geliyoruz. Tarladan geçiyor mandalina var. Ya diyor ki ya bu benim amcamın çocuklarının ya dedi el aldı. Ne el aldı senin değil ki. Olur mu ya dedi ya bizde amca çocuk her şey falan. Olmaz. Olmaz öyle şey. Ondan sonra. Bir tık vay düşün amcacığım. Amcama şöyle mesela ki ben dikmişim. Kimse düşünmüyor ki. Adam olmaz. Ama kimse düşünmüyor ki hocam. Kimseyi boş ver. İşte kimse. Eğer insanı diyor Ece gaflet içinde yakalasa. Peki ne olacak? Ne oldu? Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Sonsuz hayatın gitti. Ha o zaman madem her an ecel gelebiliyor. Gaflette de yakalayabiliyor. İbadette de yakalayabiliyor. O zaman insanı uyanık tutuyor. Ecelin gizli olması. Aman iyi yaşayayım. İyi yaşarken beni kapsın. İşte. Adamın bir tanesi de secdeye gidip ölüyor. Adamın bir tanesi ders yaparken ölüyor. Adamın bir tanesi cevşen okuyormuş arabada. Şoför kaza yapıyor. Şoför bilmiyor. Cevşen okurken gidiyor. Bir tanesi de televizyon seyrederken gidiyor. Şimdi bak seyret yani. Bir tanesi de havuz anlatıyor. Maç seyrederken heyecanlanıyor. Takımına gol atıyorlar. Kalp krizine gidiyor. Maç seyrederken öyle oturduğu yerde televizyon maç seyrederken kalbine vuruyor. Öyle gidiyor. Şimdi böyle de gidiş var. Secdede de gidiş var değil mi? İşte insanı gaflet içinde yakalasa ecel ebedi hayatına çok zarar verebilir. Ebedi hayatına kaybetti denilmez de çok zararlı. Zahir bu. Şeriat zahire hükmediyor. Nasıl? Çok zarar verebilir. Çok zarar içinde kaybetme şeyi de var tabii. Tabii var. Çok zarar. Şimdi diyor ki hastalık ne yapacak? Hastalık gafleti dağıtıyormuş. Hastalık pek televizyon verirsen seyrettirmiyor. Seyrettirmiyor. Şöyle yapıyor. Allah. 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 Evet. Mesela benim rahmetli baba dedemin şeyi vardı. Astım vardı. Hava yoğun olduğu zaman, sis olduğu zaman cama saldırırdı. Allah. Pompa yapardı böyle. Allah. Allah. Bak hep zikir yapardı. Ama nefes alsaydı onun hatırımıza gelmezdi. Diyor ki hastalık gafleti dağıtıyormuş. Ahireti düşündürüyor. Ölümü tahtur ettiriyor. Öyle hazırlanıyor. Ha, hastalığın niye define ihsan ilahiymiş? Bir, gafleti dağıtıyormuş. İki, ahireti düşündürüyor. Ya ölürsem ne olacak şimdi? Tövbe istiğfarlar ediyor. Demek ki gafleti dağıtıyor. Ahireti düşündürüyor. Ölümü hatırına getiriyor. Tahtur ettiriyor.
Öyle de hazırlanıyor. Öyle de hazırlanıyor. Mesela öyle hastalar var ki, abi dua et. Kalktığım zaman senin şoförün olacağım arabamla. Mesela birisine böyle şefk olsun, takılsın bana diye telefon ettim. Benim arabam yok dedim, beni derse götür. Abi işim var dedi. Mesela bir hafta, iki hafta sonra bir daha ettim. Başka zaman bırakmayayım dedim. Çünkü babasının emaneti bana. Babası demişti böyle. Ondan sonra Fındıkzade'deyken dersine giderdim. Bir ay ara verdim. Gene hem de zaman aradım. Sen gel bir derse götür diyorum. Yani gel demiyorum, beni götür. Şey ya, fabrikası var böyle. Kutu fabrikası. Götür diyorum beni. Hani çocukluktan beri ders ortamdaymış. Gelmedi. Ona bir baktım ki bir gün saat gündüz 11. Ders saati değil, akşamını. Abi selamünaleyküm, aleyküm selam, sesi değişik. Abi bu akşam hemen geleyim, seni nereye derse götüreyim, ne yapayım, yok. Bir program ver bana, her gün ders ver. Allah Allah, her gün ders ver. Ondan sonra gündüz ortası bu işini dedim ya, içimden ona kafana bir şey mi düştü ya falan diyorum, tamam mı? Gündüz ortası 11'de, Mustafa bildiği için gülüyor. Saat 11'de ya, gündüz 11'de arar mı yani akşam derse gideceğiz? Ders olur mu gündüz 11'de? Gündüz 11'de olur mu? Ondan sonra bana diyor her gün bir ders ver abi, uzak yakın önemli değil diyor. Adı Polatlı'da yeriniz vardı diyor, Ankara'da var falan, şurada burada. İstersen beni kırık ara dedi. Allah Allah dedim ki. Hayırdır dedim, ne oldu dedim. Yoksa ağzımdan çıktı da ne bileyim, bir hastalık tepene mi bindi dedim. Abi hemen de suizan ediyorsun dedi ya. Yok dedim ya, kusura bakma. Falan. Ya abi Çapa'dayım dedi. Çapa Hastanesi. Şimdi dedi raporu verdiler bana dedi. Kapıdayım ama böyle anlattığım gibi anlatmıyor. Ağlar gibi yer yer alıyor. Abi dedi sardı dedi. Kanser sarmış. Yani böyle bir derslere gitmek, yeniden uyanmak bilmem, bu biraz şey olmuyor. O kadar uygun değil yani. Niye? Çünkü artık metazori gibi oluyor. İhtiyar kalkıyor kısmen. Geldi de boğaz. Geldi tabii. Sarmış, akciğeri de sarmış. Buna o seviye değil ama ona yakın. Sekeratta tövbe kabul edilmiyor. Firavun dedi ya, illa hasta yapmak değil. Firavun dedi ya, Musa'nın Rabbine iman ettim. Allah'ına değil, Rabbine iman ettim. Kızıldeniz kapanıyor ya. İş işten geçmiş. Mesela sekerat anında ölüm moduna girince tövbe kabul edilmiyor. Miras, mal takside edemez. Yemin adaklar hiçbirisini yapamaz. Bitti o. Şimdi biraz ona yakın oldu şimdi. Her şey sardı. Abi nerede ders var? Ya kardeşim derse gel işte. Bak köyde ders var. Bu köyde ders var. Çarşıda ders var. Nerede bir yakalayacak seni? Bu saatte olmasaydın televizyon karşısında olacaksın. İsmail'in abisi evet. Turan mesela. Rahmetli. Son zaman rahmetli. Gittim oraya. Bunlar da orada, orada duruyorlar. Hep Halit Hoca diyor. Abin de var. Abisi. Ha. Halit Hoca diyor. Ben eğer buradan kalkarsam sizi dedi artık bırakmayacağım. Hep sizden beraber olacağım. Yatak, hastanede diyor değil mi? Hastanede. Hatta öteki arkadaşlar da geldi, kahveciler. Evet. Bekliyoruz abi. Öteki arkadaşlar. Herhalde onlara demiş ki, İsmail diyor bunu. Demiş ki yok demiş, artık oraya gelmeyeceğim demiş. Halit Hoca ile beraber dedi gidelim. Daha kahveyle işim olmayacak diyor. Ama yani gidiyor. İş işten geçmiş. Zaten öyledir. Ölümü hastalık tahtur ettiriyor. Adamı uyanık tutuyor. Canlı tutuyor. Şuurlu tutuyor, adam, hazır yapıyor ölümü. Temiz zabuneti, hasta olduk mu her şey aklımıza geliyor. Evet. Hukuk falan hep aklımıza geliyor. Her şey aklımıza geliyor. İyileştik mi, daha doğru vurduk bir ite vurup bakıyordur o. Öyle, demek ki... Bunları kesme yayından sonra. Evet. Güzel, değişik öyle. Bir takara. Öylece de hazırlanıyor. Yani insan da öyle hazırlanıyor da tesbih alıyor, değil mi dayı? Tesbih alıyor. Diyor ki tamam diyor. Horza diyor. Gari diyor. Şu şeyi yanlış atmıştım. Onlara ver onu tarih. Hudutten geçtim. Şunun hakkını yedim. Bilmem ne yaptım. En azından tesbih çekiyor ya. Evet. Bazı öyle bir kazancı olur ki bazıların. Bak.
bazı öyle bir kazancı olur ki hastalık anında şuuru uyanıyor. Şuuru, zindeliği geliyor. Bütün hissiyatıyla, bütün duygularıyla onlar uyanıyor. Hüşyar oluyor der. Arapçada hüşyar. O duygular hepten çekirdek ağaç oluyor. Çok uyanıyor. Öyle bir hulusu kalple Allah diyor ki bir defa belki bir senede Allah dediklerinin toplamından daha kıymetli oluyor. Diyor ki bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Evet. Mertebe evliya oluyor yani 20 Anladım. Günde. 20 günde evliya oluyor. Acayip bir hulusu katta böyle. Mesela bunun bir benzeri bende işte hapiste vardı böyle. Yani nasıl böyle o kafamızı hafızamızdan gitmiş uzun süreler vardı Kur'an'dan. Hepsi gitmiş. Zaman. Bir gittik ki olan hiçbir şey yok böyle. Bildiğimiz işte malum tebareke, işte Rahmanlar, Yasinler şunlar kalmış. Diğerleri yok yani. Bak ne yaptı orada? Hepsini tahtur ettirdi. Hepsini tekrar geri aldı. Çıktık ki dışarıya. Gene kısmen gitti gene. Yani acayip bir şey. Hasta olunca acayip yapıyoruz bu işleri. Mesela diyor ki ziyaret ettim ben hiçbir şey demez. Abi söz veriyorum kalkınca kaza namazıma başlıyor. Hastayken diyor. Kalkınca ya şunu da yapayım. Ez cümle. İyiyken yapacaktın o işi. Ha? İyiyken yapacaktın o işi. Ya, bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ez cümle. Arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Üstadın arkadaşlarından iki tane genç vardı. Biri İlamalı Sabri. Diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Diye iki tane adam vardı. Delikanlı varmış. Bu iki zat talebelerimin içinde kalemsiz oldukları halde. Eskide matbaa yoktu. Ya matbaa vardı da ustada yasak. Elle yazılıyordu. Elle yazılıyordu o. Kur'anlar yazmak yasak olduğu zaman evde jandarma bakıyordu. Işık yanıyor, Kur'an mı yazıyor, Kur'an mı okuyor? Ezanlar, Allahu Ekber, Allahu Ekber mi? Tanrıludur, Tanrıludur mu? Onlar vardı. O zaman zamanlarında. Evet, vardı yani. Bir de diyorlar ki ne yaptı? Ne yapmadı ki? Bu iki zat talebelerimin içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordu. Allah Allah. Yazı yazamıyorlardı. Kitap çoğaltamıyorlar ama hizmette en ileri. En ileri görüyordum manevi alemde. Niye acaba diye. Bakayım ne, neymiş. Hikmetini bilmedim. Niye böyle çok yüksek makamı var? Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinin de emniyetli bir hastalıkları varmış. Bak kalemi yok ha İsmail Ağam. Çoğaltmıyor. Yazamıyor yani. Ama evliyalıklarda mertebede en ileri. Ne özelliği var diye merak ettim. Meğer vefatından sonra anlaşılmış ki hiç de şikayet etmemiş. İkisinin de ciddi hastalığı varmış. O hastalık irşadıyla, hastalık irşatmış, mürşitmiş. Bir ve hoca gibi, alim gibi, tarikat şeyhi gibi senin seni evliyalığa çıkartıyoruz. Devamlı seni ikaz ediyor. Demek ki hastalık niye hediyeymiş? Devamlı sen yanında mürşidin, hoca ve abini tutamazsın. Kimsenin yanında durur. Ziyaret eder, çayını içer, çekip gider. Ha devamlı insanı şuurlu yapan, uyanık yapan, ahirete ciddi uyanık tutan şey şehrine mukabil hastalıkmış. İnsanı hastalık şuurlu ve canlı tutuyor. Onun için mürşitmiş hastalık. Allah'ın hediyesi ve definesi. Define neymiş? Bir zat düşün ki senin mesela ahiretine yardım ediyor. O zat senin için definedir. Bulunmaz bir hazine. Senin ahiretine yardım ediyor. Demek ki hastalık devamlı bize ikaz eden, şuurlu tutan, canlı tutan bir sebeptir. Onun için defineymiş. O hastalık irşadı ile
sair, gafil ve feraizi terk eden gençlere beden en mühim bir takva, en kıymetli bir hizmette ve ahirete nafi, faydalı bir vaziyette bulundular. Hastalık ne yapmış onlara? Bak şu, şunu yapmış. Bir, irşatlık vazifesini yapmış. İki, gafletten kurtarmış. Üç, çoğu gençler farzları yapmazken bunlar farzlara devam etmiş, hiç bırakmamış. Sonra en mühim bir takva olmuş. Günahlardan, televizyonlardan, Facebook'lardan, YouTube'lardan elini çekmiş. Yani hasta diyen adam, versene bana oğlum şu Facebook'uma bir bakayım, Instagram'a bir gireyim, YouTube'a bir bakayım, haberlerde ne var yok der mi? Allah. Onlar en mühim bir takvayı bunlardan uzak tutmuş. En kıymetli bir hizmet var. Ahiret hizmeti. Nasıl yapmış ahiret hizmetini? Gelenlere lisan haliyle ders vermiş. Allah var, ahiret var, dünya fani. Bak ölüyorsunuz diyor. Kendi hastalığıyla gelenlere en azından böyle diyor. Bir de ya ahiret var, aldanmayın dese de ikinci bir şey kar. Birincisi nedir? Kendi haliyle giden diyor. Ne diyor? Ziyaret ediyoruz ya Halit abi. Ya hakikaten ya şuna bak. Abi başka bir hastayı gitmiş yaptım. Geçim de gideceğim ona. Eli kolu malı yok ya. Gözüm özü öp gitti. Yani onu görünce böyle yani iki kol yok, iki kulak yok, iki göz yok. Evet. Ne kadar o, kıymetli değil mi o elde? Yani şimdi tuvalete bile gidemiyor. Bomba elinde patladı ya. Yani tuvaleti yok, donunu indiremiyor, yemek yemiyor. Haber dinliyor. Haber dinliyor. Ahiret haberi de değil ha. Şimdi bak. Bu gelenlere ben eğer biraz şuurlu olsa, ama o şuurlu değil ama ders alan alıyor. Onu görünce vay be. Ama cehenneme bir halet var da o da şu anda değil evet. mi? Demek ki en kıymetli bir hizmet o kardeşler bulunuyordu. İman kurtarma hizmetinde derse gidiyorlardı. Teşvik ediyormuş bu zat. Ondan sonra gelenlere şunu diye demek iki kelam ediyordu. Oraya teşvik ediyordu. En kıymetli bir hizmette bulunuyordu. Ahirette faydalı bir vaziyette bulunuyordu. Hayır hasanatlar yapıyordu. Hastalık bunu yapıyor. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayat ebediyenin saadetine medar oldu. Hastalık. Yani belki de iki sene veya beş ay veya on sene, bir sene fark etmez. Seni o hastalık bütün günahlarını siliyor, tertemiz götürüyor. Niye? Hastalık diyor hadiste, Mustafa da bahsediyor burada, sabunla benzer diyor. Günahlarını temizler, yıkar. Başka günahlara kefaret olur. Başka insan acizini anlar, kusurunu fark eder. Tövbe eder, istiğfar eder. Ondan sonra tertemiz inşallah iki senelik hastalık zahmetini o iki zat milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine sebep medar olmuş hastalık. Bak o kadar ilmi yok, alim değil ama zirvelerde olmasının sebebi çok ciddi hastalığı var ama şikayet etmemiş. O hastalık ona define olmuş. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam sıhhati uhrevi için kabul olunmuştur. Ustad dua etmiş. Ne yaptı? Düzelince o dua yaptığı şeyler de hemen terk ediyor. Daha insan bırakıyor. Dayının dediği gibi orada işte hastalık olunca her şey tamam değil mi? Hastalık gidince her şey gene düz. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edebilecek bir kazanç kadar bir kârı buldular. Şuraya bak. 2 sene hastalıkla 10 senelik, 10 sene de normal bir hayat değil. 10 senelik bir takva yaşamış gibi takvalı 10 sene. Takva ile yaşayan 10 seneyi kefeye koy. Bunlar hastalık sebebiyle 2 senede kazanmıştı. Ve şu anda bak, diğer sıhhatli olanlar da öldü onun zamanında. Bu da hastaydı, bu da öldü. Şunlar kimse yok. Onlardan kimse yok. Bu bak bu köyde ne kadar sıhhatliler vardı. Ne kadar hastalar var. Ne kadar
dine hizmet edenler vardı. Ne kadar da dinde haberi olmayıp namazsız niyazsız olan da vardı. Gitti. Bak ikisi de gitti. Şimdi acaba o gidenler geri dönse, film ters çevirsek, geri gelse acaba o gidenler ne yapardı? Anlatsaydı burada. Evet. Yani yok orayı görse, şimdi evet. Gördü. Geri gelse şimdi. Gelse. Ne yapardı? Cenayesi yapar. He? Cenayesi yapar. Aynısını yapar. Aynısını. Bak aynısı yapardı. Çünkü ayette öyle geçiyor. Bir müddet kaldıktan sonra gene aynı hale döner. Aynı yapar. Yok. Çünkü buna delil hastalıklar kalktıktan sonra gene aynı yapıyor. Evet. Kolu bacağı gitti. Ben ona abdest almayı anlattım. Kolu koluyu tutar. Dur bakalım o dedi. Haşo dedi. Yakacak mı dedi böyle dedi. Sigara böyle dedi. Elimle beraber dedi. Sigara lazım dedi. Puf yaptım patlatacağım ben dedi. Bombayı koydu. Geri yapacağım dedi. He yapacağım dedi. Böyle yapacağım dedi. Bu iki elimi dedi böyle koyacağım dedi bombaya dedi. Bomba eliyle koyacağım. Sigara da aldım dedi. Yaptığım zaman puf hemen patlarına atacağım dedi. Geri yapacağım dedi. Yapacağım. Yani ay. İnsan ne şekilde yaşarsa o şekilde ölecek. Takva yani cehennem. Namaz olduktan sonra temizlenir. Namaz yoksa istesen Kabe yap. Namaz yoksa hiçbir hayrın... Eli benziyor kameraz da var kameraz. Neye benziyor? Çok harika bir fabrika kurdu. Çok harika. 5 milyon lira para vermişler. Son cihaz makineler kurdu. Ama 5 milyon lira vermişler. Ama elektrik yok. Yok ya. Elektrik girmedi. Fabrika elektriği yok. Papaz söyleyeyim. Ne işe yaradı? Yani köy pazarda yolunu yaptın, hastane yaptın, cami yaptın, namazı yok. Gece komporasyonu çalıştırdılar. Allah sana farz etmedi ki cami yap. 5 milyon lira da yol diye yol yaptı. Allah farz mı etti sana? Ama namaz kıl dedi. Namaz kıl. Demek ki gördüm ha. Bir iki takva şerbi gördüm be. 10 senede gördüm. Beni verdin. Bomba atıyor diyor. Ben de orada nikah temizliyorum. Bir attılar. Ulan bir daha attılar. Bir daha attılar ki çayırı her şeyi bir attım. Ceketi bir attım. Doğru koştum aşağı. Bir baktım ki derenin içerisinde kafa kaynıyor. 8-10 kişi var. Kazine ulan, bunlar takılıyor. Şimdi baktım ki birbirine bakıyorlar. Beni gördüler. O ona bakıyor, ona bakıyor böyle. Aşağıdan da Deren'in kenarına uyu yapmışlar. Oy. Oradan da taşı elden ele veriyorlar böyle. Ne yapıyorsunuz dedim ya. Bir durun bakalım ne yapıyorsunuz. Ben bilmiyorum zaten. Haberim yok. Dediler ki hacı burada değirmen yapacağız. Değirmen. Bir de oradan dediydi, burada değirmen olur mu dedim, dere kenarı alır götürür dedim. Ya dedi, öyle bir değirmen yapacağız ki dedi buradan, betonla dedi, suyu da dedi usta vereceğiz. Allah Allah dedim ya. Nasıl değil? Tam adam yandı. O papaz söylemiş onu orada oldu. Papaz da orada. Papazı rengi mengi zaten sipsiyaydı. Böyle siyah böyle fes giymiş böyle şu kadar yüksek. Hasini yarıyor. Dik böyle sipsiyah sakali var. O uzaklaştı böyle. Hemen Enver'i aradılar. Dediler ki Enver ben bilmiyorum uzaktan Enver sonra diyor. Bir adam geldi sakalli böyle o Hilmi'dir dediler. Ya dedi benim arkadaşım dediler. Korkmayın dediler. Ben şimdi onu ararım. Biraz sonra telefonum çaldı. Baktım ki Enver. Buyur Enver. Aman ha bilmiyor. Orada benim hep arkadaşlarım ha. Sakın kimseye bir şey deme. O bir şeyler arıyor. Ha dedim tamam. Devam edin siz dedim ben bıraktım. 5 milyon lira para vermişler o papaza. Papaza? Evet. Pazardan da umbrosor aldılar. Kiraladılar. Benim tarlamın altı değil mi orası? Herhalde. Evet. Ben bilmiyorum. Oralarını bilmiyorum. Bizim tarlamın altıymış. Kompresörü çalıştırdılar. Kompresör çalıştırdılar. Hazine çıkartıyor. Deldiler gece çalışıyorlardı. Orada. Gece. Benim teleferikten bağladılar kabloyu. Allah Allah. Teleferiği kabloyu kestiler bağladılar. Ben verdim o şeyi. Ceylan. O şeyi makineyi. Sen ne veriyorsun? Elektrikçiler aldım. Benim tarlamda hazine çıkarıyorlar seni. 5 milyon lira pazar verdi. Papazla kaçtı gitti. Bir şey bulamadılar. Aşağı yukarı yok bir şey bulamadılar. Aşağı yukarı çok masraf ettiler ona. Oraya. Ama o Yaşar'ın da telefonu kayboldu orada. Neyse hadi neyse. Yaşar indi aşağı. Tamam olsun. Öyle mi? O indi aşağı.
Orada o bir şeyler ararken bakarken telefonu düşürdü aşağı, telefonu kaybetti bile. Evet doğru. Sonra da bana diyorlar gelip de böyle böyle diye. Papaz diye orada gördüm ben. Papaz da geldi ya hazırlar. Esas yolları almış. Esas hangi ete? Esas hazine hastalık değilmiş. Bak şimdi moralımız indi aşağıya. Hastalıkmış. Elhamdülillah. 2 sene bak bu 2 zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilebilecek bir kazanç kadar bir kar hastalıkla buldular. Her ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahata atılsaydılar. Ölüm de onları yani gaflete daldın, maç seyrediyorsun, televizyon seyrediyorsun, YouTube'da, Facebook'ta uğraşıyorsun. O anda ölüm de onları tarasu dedik. Ölüm de onu seyredip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı. Tamam. Bak o İstanbul'daki adam televizyonu açık bangır bangır elinde kumanda gitmiş. Bir başka örnek de secdede adam gitmiş. Tamam. Ölüm de onları o pislikler içinde yakalasaydı o nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, hastalıktan şekva, itiraz değil, ne yapacağız? Hastalıktan şekva etme. Ne yaptım da başıma geldi ya? Niye böyle oluyor ya? Beni mi buldu ya? Hazine bulduğun zaman diyor musun ki olan bu köydesi beni mi buldu bu hazine? İstemiyorum ya. Der mi? Der mi? Demez. Ya hastalık da böyle bir hazine. Ama hangi hazine? Ahiretin hazinesi. Peşinde. O zaman peşinde. Onu düşünebilsek. Ha, madem hastalıkların böyle menfaatları var. Ondan şekva değil. Hastalıktan şikayet etme. Tevekkül et. Bir. Tevekkül. Allah'a vekil yap. Olayların arkasından bak. Yani şu dünya hadisenin içine bakma. Bu Allah bu kainatı kurarken, beni yaratırken hastalık denen bir sistem, yazılım sistemini de bize yükledi. Böyle bir sistem de var yani. Bunu niye yaptı? Onu düşün, tevekkül bu. Sabır et. Belki de şükret. Yani bu hastalık olmasaydı ben şimdi bunları çekmezdim, bu zikirleri. Bu kadar böyle böyle yapmazdım diye şükret. Rahmet-i ilahiyeye itimat etmektir. Rahmet-i ilahiyeye itimat et, şekva etme, tevekkül et, sabır et, şükret, tövbe et, istiğfar et, nedamet et. Bunlara sebebiyet verdiği için hastalık ihsan-ı ilahiymiş. Peki. Her şey bizim için. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.